Kuzeybatı Rusya'da karpuz yetiştirmek, iklimin zorluklarına rağmen mümkündür. Soğuk, kısa bir büyüme mevsimi ve düşük sıcaklık, bu bölgede tarım yapmayı zorlaştırırken, seralarda karpuz yetiştirmek için uygun bir ortam sağlanabilir. Serada karpuz yetiştirmek, daha sıcak ve stabil bir iklim sağlanarak bitkilerin büyümesine yardımcı olur. Karpuzlar, Güneş ışığına ihtiyaç duyan bitkilerdir ve ideal koşullarda büyümeleri için yeterli miktardan aşağı ihtiyaç duyarlar. Kuzeybatı Rusya'nın soğuk ikliminde karpuz yetiştiricileri seralarda karpuz ekimine yönelmektedir. Seralar, gün ışığının daha rahat geçebileceği ve sıcaklığın daha iyi kontrol edilebileceği bir ortam sunar. Böylece Karpuz bitkileri daha iyi koşullara sahip olarak büyüme şansını elde eder. Karpuz yetiştiriciliği için seralarda bazı önlemler alınması gerekmektedir. Öncelikle, seraların uygun sıcaklık ve nem seviyelerine sahip olması önemlidir. Karpuz bitkileri, sıcaklık ve nem dengesinin sağlandığı bir ortamda daha iyi büyür. Ayrıca, Karpuz yetiştiriciliği için verimli toprak kullanılması ve bitkilerin yeterli besin alması da önemlidir. Karpuz bitkileri, gübrelenmesi ve sulanması gereken bitkilerdir. Bu nedenle, seralarda karpuz yetiştiriciliği yapacak olanlar, bitkilerin doğru ve düzenli bir şekilde beslendiğinden emin olmalıdır. Kuzeybatı Rusya'da sera şartlarına uyumlu çeşitler seçmek. Kuzeybatı Rusya gibi soğuk, iklimli bölgelerde, karpuz yetiştirmek için seralarda yetiştirme tekniği kullanılır. Bu seralar, bitkilere soğuktan koruyarak daha iyi ve verimli bir yetişme ortamı sağlar. Ancak, Seralarda karpuz yetiştirmek için uygun çeşitleri seçmek önemlidir. Sera şartlarına uyumlu çeşitleri seçmek, bitkilerin daha iyi büyümesini ve meyve vermesini sağlar. Bu çeşitler genellikle soğuğa ve kısa büyüme dönemlerine dayanıklıdır. Ayrıca, düşük ışık koşullarına ve seranın mikro iklimine uyum sağlayabilirler. Kuzeybatı Rusya'da karpuz yetiştirmek için genellikle erken çeşitler tercih edilir. Bu çeşitler daha kısa bir büyüme dönemine sahip olduğu için soğuk mevsim öncesi yetiştirme imkanı sağlar. Ayrıca bu çeşitler seranın sıcaklık ve nem koşullarına daha iyi uyum sağlayabilir. Bununla birlikte karpuz yetiştirmek için seralarda parlak renklere ve sağlam kabuklara sahip çeşitler tercih edilir. Bu çeşitler depolama ve taşıma sürecinde dayanıklı olabilir ve tüketicilere daha iyi bir kalite sunabilir. Kuzeybatı Rusya'da sera şartlarına uyumlu çeşitler arasında Arkadya ve Dino gibi çeşitler popülerdir. Bu çeşitler, soğuğa dayanıklı, hızlı büyüyen ve tatlı karpuzlar üretmek için idealdir. Ayrıca, bu çeşitler, seralardaki düşük ışık koşullarına da uyum sağlayabilir. Arkadya, bu çeşit, Erken olgunlaşır ve seralarda iyi performans gösterir. Tatlı ve sulu içeriğe sahip büyük karpuzlar üretir. Dino, bu çeşit, seralar için özel olarak geliştirilmiştir. Hızlı büyüyen ve tatlı karpuzlar üretir. Ayrıca, dayanıklı kabuğu sayesinde depolamaya daha uygundur. Kuzeybatı Rusya'da karpuz yetiştirme. Seraların sağladığı uygun koşullar ve doğru çeşit seçimiyle başarılı bir şekilde yapılabilir. Sera şartlarına uyumlu çeşitleri seçerek, Tatlı ve lezzetli karpuzlar üretebilirsiniz. Toprağın hazırlanması ve ekim aşaması. Kuzeybatı Rusya'da karpuz yetiştirmek için başarılı bir üretim elde etmek için doğru ekim yöntemi ve uygun toprak hazırlığı gereklidir. İşte toprağın hazırlanması ve ekim aşamasında dikkate almanız gereken adımlar. 1. Toprak seçimi. İyi drene olan hafif ve humus açısından zengin topraklar en uygun olanlardır. Karpuz bitkileri için ideal pH düzeyi 6.07.0 arasındadır. Toprağın tohumlara iyi bir şekilde nüfuz etmesini sağlamak için toprak tırmıkla gevşetilmeli ve yabancı otlardan temizlenmelidir. İkinci gübreleme, karpuz bitkilerinin besin ihtiyaçlarını karşılamak için organik gübreler, kompost. Ahır gübresi, kullanılabilir. Gübrenin toprağa uygulanması toprak hazırlığı aşamasında yapılmalıdır. Gübre, toprak üzerine yayılmalı ve toprakla karıştırılmalıdır. Daha sonra bir tırmık kullanarak yüzey düzleştirilmelidir. Üçüncü sıra arası ve sıra üstü mesafeleri Karpuz bitkileri için uygun sıra arası mesafe 2-3 metredir. Sıra üstü mesafesi ise 80 ila 100 santimetredir. Bu mesafeler bitkinin büyümesi ve meyve verimi için önemlidir. Dördüncü kim? Karpuz tohumları ekimden önce ideal olarak suya batırılmalı ve 24 saat bekletilmelidir. Ardından toprak üzerine 3 ila 4 cm derinlikte çukurlar açılmalı ve her çukura 2-3 tohum konulmalıdır. Daha sonra çukurlar kapatılmalı ve yüzey düzleştirilmelidir. Bu şekilde ekilen tohumlar hızlı bir şekilde çimlenme sağlayacaktır. Adım açıklama bir toprak seçimi 2 gübreleme 3 sıra arası ve sıra üstü mesafeleri 4 ekim toprağın hazırlanması ve ekim aşaması bu adımlara dikkat ederek karpuz yetiştirme sürecinde başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Doğru ekim yöntemi ve uygun toprak hazırlığı karpuz bitkisinin sağlıklı büyümesini ve verimli üretimini destekleyecektir. Sera içinde gerekli bakım işlemleri karpuzların başarılı bir şekilde yetişmesi ve verimli bir şekilde hasat edilebilmesi için sera içinde düzenli bir şekilde bakım yapılması gerekmektedir. İşte Kuzey Batı Rusya'da karpuz yetiştirirken yapılması gereken bazı bakım işlemleri. Sulama bir karpuz bitkisi düzenli ve yeterli miktarda suya ihtiyaç duyar. Sera içinde karpuzları sulamak için damlama sistemi veya sulama hortumu kullanılabilir. Karpuzların ihtiyacı olan su miktarı, sera ortamının nem seviyesine ve bitkinin büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir. Toprak nemini kontrol etme karpuz bitkileri için ideal nem seviyesi, toprakta hafif nemli bir his uyandıran nemli bir ortamdır. Sera içinde bitkilerin uygun nem seviyesinin korunması için toprak nemini düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Gerektiğinde toprağı sulamak veya gerektiğinde sulamayı azaltmak gerekebilir. Gübreli ve karpuz bitkileri için uygun besin maddelerinin sağlanması önemlidir. Sera içinde karpuz yetiştirirken, Bitkilerin düzenli olarak gübrelenmesi gerekmektedir. Organik gübre veya kimyasal gübre kullanılabilir. Gübreleme programı bitkinin büyüklüğüne, çeşidine ve toprak analizine göre belirlenmelidir. Çapalama ve yabancı ot kontrolü sera içinde karpuz bitkileri etrafındaki yabancı otların kontrol edilmesi önemlidir. Yabancı otlar Karpuz bitkilerinin besin ve su kaynaklarını tüketebilir ve hastalık ve zararlıların yayılmasına neden olabilir. Karpuz bitkilerinin etrafındaki yabancı otları düzenli olarak çapalamak veya ot kontrolü yapmak gerekmektedir. Bitki desteği sağlamak, karpuz bitkileri bazen büyüdükçe desteklenmeye ihtiyaç duyabilir. Sera içinde bitkilerin sağlam bir şekilde büyümesini desteklemek için çitler, direkler veya tel örgüler kullanılabilir. Bu destekler bitkilerin yere yayılmasını önleyerek Karpuzların daha temiz ve düzenli bir şekilde büyümesini sağlar. Karpuz bitkilerinin bakımı düzenli bir şekilde yapılırsa sağlıklı ve lezzetli karpuzlar elde etmek mümkün olacaktır. Sera içindeki bakım işlemleri bitkilerin büyümesini teşvik eder. Hastalık ve zararlıların yayılmasını önler ve ürün verimini arttırır. Besin maddeleri ve gübreleme yöntemleri. Kuzeybatı Rusya'da karpuz yetiştirmek için doğru besin maddelerini sağlamak ve uygun gübreleme yöntemlerini kullanmak son derece önemlidir. Karpuz bitkisi besin maddelerine ihtiyaç duyar ve bunları düzenli olarak sağlamak bitkinin sağlıklı ve verimli bir şekilde büyümesini sağlar. Karpuz bitkisi için en önemli besin maddeleri azot (N), fosfor (P) ve potasyum K içeren bir gübre kullanmaktır. Azot bitkinin yapısını ve yeşilliklerini geliştirirken fosfor kök gelişimini teşvik eder. Potasyum ise bitkinin genel sağlığını destekler ve meyve oluşumunu teşvik eder. Gübreleme işlemi bitki dikiminden önce ve büyüme dönemi boyunca yapılmalıdır. Toprağa azotlu gübre eklenerek bitkinin ilk büyüme aşamasında gelişmesi teşvik edilir. Daha sonra Bitkinin kök sistemini güçlendirmek için fosforlu gübre kullanılabilir. Potasyumlu gübre ise genel bitki sağlığı ve meyve oluşumunu desteklemek için sonbaharda ekilebilir. Doğru gübreleme miktarını belirlemek için toprak analizi yapılması önerilir. Toprak analizi, toprağın besin maddesi içeriğini ve pH seviyesini belirleyerek doğru beslenme programının oluşturulmasına yardımcı olur. Ayrıca Organik gübrelerin kullanımı da karpuz yetiştirme sürecinde önemlidir. Organik gübreler bitkiye doğal besin maddeleri sağlar ve toprağın verimliliğini artırır. Kompost, hayvan gübresi ve deniz yosunu gibi organik gübreler kullanarak bitkiye daha sağlıklı ve doğal bir beslenme sağlanabilir. Özetlemek gerekirse, karpuz bitkisinin doğru besin maddelerini alması önemlidir ve bunu sağlamak için gübreleme yöntemleri doğru şekilde uygulanmalıdır. Azot fosfor ve potasyum içeren gübreler kullanarak bitkinin ihtiyaç duyduğu besinleri sağlamak ve toprak analizi yaparak gübreleme miktarını belirlemek, sağlıklı ve verimli bir karpuz hasadı elde etmek için önemlidir. Hastalık ve zararlılarla mücadele Karpuz bitkileri Çeşitli hastalıklara ve zararlılara karşı hassastır ve bu nedenle düzenli bir mücadele gerektirebilir. İşte Kuzeybatı Rusya'da karpuz yetiştirirken en sık karşılaşılan hastalıklar ve zararlılar, Hastalıklar. Kök çürüklüğü bu hastalık, köklerin çürümesine ve bitkinin zayıflamasına neden olur. Tohumluk seçimine dikkat etmek, toprağın iyi drene olmasını sağlamak ve sulama sırasında aşırı su kullanmaktan kaçınmak kök çürüklüğünün önlenmesine yardımcı olabilir. Yaprak lekeleri bitkilerin yaprakları üzerinde lekeler oluşabilir. Bu da bitkinin büyümesini ve verimini olumsuz etkileyebilir. Hastalıklı yaprakları düzenli olarak temizlemek fideleri hastalıklardan korumak için fungisit uygulamak ve gübreleme ve sulam yöntemlerini düzenli olarak izlemek yaprak lekelerini kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilir. Viral hastalıklar, karpuz bitkileri, viral hastalıklara da hassastır. Bu hastalıkların yayılmasını önlemek için bitkilerin sağlıklı tohumlardan yetişmesine dikkat etmek. Bitkilerin mümkün olduğunca izole edilmesini sağlamak ve hastalıklı bitkileri hızla çıkarmak önemlidir. Zararlılar, Yaprak bitleri, yaprak bitleri bitkilerin yapraklarının altında yerleşerek bitki öz suyunu emer. Yaprak bitleriyle mücadele etmek için doğal düşmanların, örneğin yarasaların veya böceklerin popülasyonunu artırmak veya böcek ilaçları kullanmak etkili olabilir. Kabuklu bitler, kabuklu bitler bitkilerin gövdelerine ve yapraklarına yerleşerek zarar verir. Bitkileri düzenli olarak kontrol etmek zararlıları temizlemek ve böcek ilaçları uygulamak kabuklu bitlerin kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir. Kök nematodları Kök nematodları bitkinin köklerinde zararlılar oluşturur ve bitkinin beslenme yeteneğini azaltır. Nematodlarla mücadele etmek için, toprağı düzenli olarak sterilize etmek, Bitkileri sağlıklı tohumlardan yetiştirmek ve uygun gübreleme ile bitkilerin direncini artırmak önemlidir. Karpuz yetiştiriciliğinde hastalık ve zararlıların kontrol edilmesi, bitkilerin sağlıklı büyümesini, verimini ve kalitesini etkileyebilir. Bu nedenle düzenli olarak bitkileri kontrol etmek, uygun önlemleri almak ve hastalıklı bitkileri zamanında çıkarmak önemlidir. 11. Karpuzun pazarlaması ve satışı Karpuz yetiştiriciliği konusunda başarı elde ettiyseniz, mahsullerinizi pazarlamak ve satmak önemlidir. Pazarlama Ürünlerinizi tüketicilere ulaştırmak ve satış yapmak için kullanılan bir stratejidir. Pazarlama faaliyetleriyle karpuzlarınızı tanıtabilir. Müşterileri çekebilir ve onları satın almaya teşvik edebilirsiniz. İşte karpuzun pazarlaması ve satışı için bazı ipuçları. Pazarlama kanalları, avantajları, dezavantajları, yerel pazarlar ve pazar tezgahları. Yerel halka ürünlerinizi tanıtma imkanı, canlı ve etkileşimli bir ortam, sınırlı bir müşteri tabanına sahip olabilir, mevsimsel. Sınırlamalar süpermarketler ve marketler, geniş bir müşteri tabanı, düzenli ve sürekli bir satış kanalı rekabetin yoğun olması, marginal karmajları toptancılar ve dağıtıcılar, toplu satışlar, ürünlerinizin geniş bir alana dağıtılması, fiyat baskısı, kalite standartları karpuzlarınızı pazarlamak için sosyal medya ve internet üzerinde de varlık gösterebilirsiniz. Kendi web sitesi veya ticaret platformları aracılığıyla ürünlerinizi online olarak satışa sunabilirsiniz. Ayrıca, Karpuzlarınızın kalitesi ve tazelikleri konusunda müşterilere güvence vermek için sertifikalı organik ürünler olarak pazarlama yapabilirsiniz. Satış sırasında müşteri memnuniyetini önemseyin ve müşterilere en iyi hizmeti sunmaya özen gösterin. Müşterilerin sorularını yanıtlayın. Karpuzların doğru şekilde saklanmasına ve tüketilmesine dair bilgiler verin. Müşteri geri bildirimlerini dikkate alın ve ürünlerinizi sürekli olarak iyileştirmek için çaba gösterin. Toplam üretim miktarınıza göre tedarik zincirindeki güçlükleri ve lojistik düzenlemeleri düşünmeniz gerekebilir. Toptan satış için hedeflediğiniz büyük alıcılarla iletişime geçmek ve anlaşmalar yapmak önemlidir. Ürünlerinizi zamanında teslim etmek ve müşterileri memnun etmek için lojistik ağınızı iyi organize etmeniz gerekmektedir. Bir karpuz üreticisi olarak Kaliteli ve lezzetli ürünler sunarak müşteri sadakati oluşturabilirsiniz. Sadık müşterilerden ve olumlu ağızdan ağza pazarlamadan yararlanarak markanızı büyütebilirsiniz. Yüksek kaliteli ürünler Müşteri memnuniyeti ve etkili pazarlama stratejileriyle karpuzlarınızı başarıyla pazarlayabilir ve satışlarınızı artırabilirsiniz. Karpuzun hasat edilmesi ve depolanması. Kuzeybatı Rusya'da karpuz yetiştiriciliği oldukça özen gerektiren bir süreçtir. Karpuzları hasat etme ve doğru şekilde depolama önemli adımlardır. Çünkü bu adımlar karpuzların tazeliğini ve lezzetini korumalarını sağlar. Karpuzların hasat edileceği zaman Kabukları tamamen olgunlaştığında ve karpuzlar zemine hafifçe toksis çıkardığında gelmiştir. Hasat işlemi küçük bir bıçak veya makas kullanılarak yapılmalıdır. Böylece karpuzlar zarar görmeyecek şekilde kesilebilir. Hasat edilen karpuzlar mümkün olduğunca kısa sürede gölgede, serin bir yerde kuruması için bırakılmalıdır. Bu işlem karpuzun kabuğunun sertleşmesine yardımcı olur ve böylece daha uzun süre dayanmasını sağlar. Depolama aşamasında Karpuzları serin ve kuru bir ortamda muhafaza etmek çok önemlidir. Karpuzlar, odun veya plastik raflarda düz bir şekilde depolanmalıdır. Karpuzlar birbirine temas etmemeli ve olabildiğince mümkün olan en hızlı şekilde tüketilmelidir. Karpuzların ömrünü uzatmanın bir diğer yolu da uygun koşullarda saklanmalarını sağlamaktır. Isı ve nem, karpuzların çürümesine yol açabilir. Bu yüzden karpuzları bu tür koşullardan uzak tutmak önemlidir. Ayrıca Karpuzun depolama sürecindeki hasarını kontrol etmek de önemlidir. Hasarlı karpuzlar hızla çürüyebilir ve çevredeki diğer karpuzları da etkileyebilir. Hasat sonrası dikkatlice depolanan karpuzlar uzun bir süre taze kalabilir ve enfes tadını koruyabilir. Bu nedenle, karpuzların hasat edilmesi ve doğru şekilde depolanması, başarılı bir karpuz yetiştirme sürecinin önemli bir parçasıdır. Kuzeybatı Rusya'da karpuz yetiştirmek gerçekten mümkün müdür? Evet, mümkündür. Ancak bu bölgede karpuz yetiştirmek için özel bir çaba gerekmektedir. Serra ortamında dikim yaparak daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Kuzeybatı Rusya'da karpuz yetiştirmek için ne tür bir serra kullanmak gerekmektedir? Soğuk iklim koşullarında karpuz yetiştirmek için cam veya plastik kaplı bir serra kullanabilirsiniz. Bu şekilde bitkilerin daha iyi korunmasını sağlayabilirsiniz. Karpuz ekimi için en uygun dönem ne zaman başlar ve ne kadar sürebilir? Karpuz ekimi genellikle ilkbahar ayları yapılır. Mart veya Nisan ayında tohumları ekebilirsiniz. Bitkilerin büyüme süreci genellikle 80-100 gün arasında sürer. Kuzeybatı Rusya'da karpuz yetiştirirken nelere dikkat etmek önemlidir? Karpuz yetiştirirken düzenli sulama gübreleme ve zararlı böceklerle mücadele gibi faktörlere dikkat etmek önemlidir. Ayrıca bitkilerin serada yeterli güneş ışığı almasını sağlamak da önemlidir. Kuzeybatı Rusya'da karpuz yetiştirmek için hangi tür tohumları seçmek gerekmektedir? Soğuk koşullara dayanıklı ve erken olgunlaşan karpuz tohumları seçmek önemlidir. Bölgenizin iklimine uygun tohumları tercih ederek daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Rusya'nın kuzeybatısında karpuz yetiştirilebilir mi? Evet, Kuzeybatı Rusya'da karpuz yetiştirilebilir. Ancak bu bölgedeki iklim koşulları nedeniyle seralarda yetiştirme daha sık tercih edilmektedir.